deyip bitireyim. Peki Mehmet Hocam. Sonra Tekrar döneceğim. Kazım Hocam'a hızlıca dönmek istiyorum. Şu aşı meselesinde vatandaşlarımız soruyorlar ve yaşadıklarını söyleyenler de var. Sosyal medya üzerinden yazıyorlar ve diyorlar ki evet aşı konusunda randevu sıkıntısı yaşıyoruz. Aşının olmadığını söyleyip geri döndüğünü söyleyen vatandaşlarımız da var. Kazım Hocam şimdi neler oluyor aşı konusunda? İnsanlar hem randevu alamıyor hem de randevu alanlar gidip aşıya ulaşamadan geri mi dönüyorlar? Bir de iddia odur ki gelmedi yazıldığı da söyleniyor. Bilmiyorum gerçekler için sözü size bırakalım. Maalesef aşılama süreci konusunda bakanlığın uygulamaları tam bir kaos yarattı. Hem sağlık çalışanlarında hem vatandaşlarımız üzerinde tam bir kaos hakim şu anda. Dolayısıyla şunu şöyle özetleyelim. Bu her yaş grubuna açıldığında bir sağlık merkezlerinde vatandaşlar içerisinde bir belirsizlik, bir ulaşamama durumu söz konusu. Şu anda 55 yaşa açtıklarını söyledikleri aşılara maalesef randevu vermiyorlar. Yani bizim başından beri söylediğimiz aslında salgını değil algıyı yönetiyorlar. Ve bunu yönetirken de televizyonlardan bu haberleri duyan 55 yaşa aşı açıldı diye sağlık merkezlerine gelen vatandaşlarımız maalesef ve kendileri 182'den ne de bizler aşıla programından randevu alamıyoruz. Sinovac aşısı için şu anda birinci doz aşı randevuları 3 Mayıs sonrasına verilmeye başlanmıştı. Onlar da olduğu için şu anda birinci doz randevusu alınamıyor. BioNTech için alınabiliyor şu anda randevu ama Sinovac için şu anda alınamıyor. Dolayısıyla burada özellikle vatandaşların aile sağlığı merkezlerine, hastanelere başvurduğunda bunun sorumlusunun ve çözüm noktasının sanki sağlık çalışanı olduğunu algılayarak bir şiddet ortamı doğuyor, bir kaos ortamı doğuyor ve aşısını olamadan dönmek zorunda kalıyor. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak sürecin başından beri aşı tedarik süreçlerinin, tedarik zamanlarının şeffaf yürütülmesi ve bunun bu süreçlere tabip odalarının, hekimlerin, bilim kurulunun, işte halk sağlığı biliminin dahil edilmesi gerektiğini söylemiştik. Şu anda biz yaklaşık Ocak ayının ortasından beri toplumun maalesef iki doz aşı için söylüyorum, ikinci doz olmuş vatandaşlarımızın sayısını göz önünde bulundurarak söylüyorum, henüz %10'unu bile aşılayamadı. Dolayısıyla bu 4 aylık bir süre içerisinde bitirmemiz gereken aşının şu anda çok çok uzağındayız. Ve bu da aşının gecikmesine, mutasyonların ortaya çıkmasına, aşının etkinliğinin düşmesine, salgının çok daha kontrolsüz bir biçimde seyretmesine yol açıyor. Ayrıca yeri gelmişken tüm sağlık çalışanları için de şunu belirtmem gerekiyor. Buyurun. Futbolculara veya başka gruplara açılan aşılar sağlık çalışanlarıyla aynı hanede yaşayan hane halkına açılmıyor. Bu şekilde İstanbul'da vefat eden sağlık çalışanı yakınları var. Yani bunu hangi mantıkla bakanlığımız açmıyor? Sağlık çalışanları zaten hani salgın sürecinde tükenmiş durumdalar. Ve bu anlamda bakanlıktan çok hızlı bir şekilde sağlık çalışanlarıyla aynı haneyi paylaşan yakınlarına da bu aşı hakkının açılmasını istiyoruz ve aşılama çalışmalarında yani şöyle bir şey söyleyeyim, salgın yönetimi maalesef suçu vatandaşa, yükü sağlık çalışanlarına yıkan bir anlayışla götürülmeye çalışılıyor. Vatandaşlarımıza sayın hocamın söylediği gibi mesafe vesaire öğütlerken aynı zamanda kongrelerde 2 gün önce gördüğümüz cenazede genelgeyi çıkaran yetkililerin verdiği görüntü vatandaşta bir maalesef güvensizlik duygusu oluşturuyor. Aldığımız onca tedbir, bu kadar sağlık çalışanının canla başla mücadele ettiği salgın mücadelesi sekteye uğruyor. Şu anda çıktığınızda sokaklarda gördüğünüz manzara korkunç. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Gene Sayın Hocam'ın başladığı yerden. Bulaş zincirinin kırılması lazım. Evet, şu anda bulaş zincirindeki en önemli grup işçiler. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak hep şunu söylüyoruz. Zorunlu üretim alanları dışındaki tüm çarkların durdurulması. Ancak bunlar durdurulurken bu insanların evlerinde 28 gün bir şekilde ısınma, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması. Yani bunu karşılamak devletin ödevidir. Şimdi siz insanların iş yerlerini kapatıp açlığa mahkum ederseniz insanlar artık test bile olmuyor. Birçok işçi
hastamız geliyor hocam, şu anda test yaptırırsam 10 gün evde karantinada kalacağım ve bu anlamda benim evimde insanlar açken ben bu riski alamam deyip maskeyle çalışmaya devam ediyor. Yani şu andaki maalesef tablo bu, görüntü bu. Evet. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, yani ölüm sayıları evet, her gün iki uçak dolusu vatandaşımızı kaybediyoruz. Aslında bu sayı bizim halk sağlığı kolumuzun ve diğer kollarımızın yaptığı çalışmalarda fazladan ölümlerin incelenmesinde, belediyelerden alınan defin sayılarının incelenmesinde bu sayının en az 3 kat fazla olduğunu gösteriyor. Peki. Bu anlamda evet, teşekkür ediyorum. Yani salgın çok kötü yönetiliyor, hatta yönetilmiyor.